öğretmen bir köy ilkokulu öğretmeni. Seçil öğretmen bize bir mektup yazdı. Sinan'ın öğretmeni sadece. Seçil öğretmen sebebiyle bugün buradayız. Bugün bu çocukları tanıyor olacağız. Öncelikle doktorumuzu davet etmek istiyorum. Göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Levent Akçay geliyor. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Bizim yine böyle duygusal anlarımız. Bir taraftan çok mutluyuz çünkü onlara ulaşabildik. Bir öğretmenimiz vesile oldu. Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Siz bize iyi olacağımızı inşallah daha da biraz İnşallah. Sonra söyleyeceksiniz. Biz de çok arzu ediyoruz. Öncelikle tanıtımlar dönüyor. Herkes merak etmiştir. Hem Seçil öğretmeni hem de 3 çocuğumuzu. Onlar ailemize katılmak üzere geldiler. Nereden geldiler? Neydi problem? Seçil öğretmen bize ne yazmıştı? Tek tek izliyoruz. Yalnızlar, zaten tek sosyal ortamları okul. Bu çocuklar sadece okulda buluşabiliyorlar, sadece okulda oyun oynayabiliyorlar. Ancak sosyal olarak görmelerinde dışarıda rahatça oyun oynayamıyorlar. Çünkü güneşe çıkamıyorlar. Burada 5 Mart'ta göreve başladım. Derse ilk girdiğim esnada Sinan'ı fark ettim. Sinan'ın açıkçası gözleri ve teni dikkatimi çekti. Beni görüp göremediğiyle ilgili de tereddütlerim vardı. Sinan'a doğru yaklaştım ve adını sordum. Bana doğru döndüğünü görünce herhalde görüyordur diye düşündüm ama... Evet, 7 tane çocuğumuz var. 3 tanesinde bunların herhangi bir rahatsızlık yok. 4 tanesinde bu rahatsızlık var. Sosyal olarak bir kere çok büyük sıkıntıları var. Çünkü diğer çocuklardan hep ayrılar. Sinan genelde yalnız oynayan, yalnız başına gezen, bir topla yalnız başına gezerek oyun oynayan bir çocuk. Ali ise ışığa çok daha duyarlı. Asla ışığa bakamıyor, okula gelmiyor hatta sırf bu sebepten dolayı. Yalnızlar, zaten tek sosyal ortamları okul. Bu çocuklar sadece okulda buluşabiliyorlar, sadece okulda oyun oynayabiliyorlar. Ancak sosyal olarak görmelerinde dışarıda rahatça oyun oynayamıyorlar. Çünkü güneşe çıkamıyorlar, en büyük sorun o. Cildine oluyor vücudundan, gözleri. Hepsi, gözleri hasta var, cilt var. Hepsinden karışık her, biz bilmiyoruz neydiğini. Hala Ali'yle ben 3 ay yattım hastaneden, neydiğini bilmediler, çıkarmadım. İzmir hastalığı. Bir hastalığı çıkarmadılar, bilmiyoruz bizi. Herkes arkadaş varken ben yalnız doğuşuyor. Futbol oynayamıyorum. Gezemiyorum. Bugün siz Sinan'la konuşurken Sinan'ın ilk defa güldüğünü fark ettim. Şu ana kadar hep bir köşede Sinan'la bir sohbetler ederdik ama hiç güldüğünü görmedim hiç. Yok, kaderim razı değil mi tabii canım? Yani benim de herkes gibi gezip dolaşmak benim hayalim. Akşam yemek yiyemedim. Yani eşimle o kadar çok duygusal anlar yaşadık ki bir çocuğun hem böyle bir hastalığı taşıyıp hem arkadaşlarıyla aynı karenin içinde bulunmaması hem de yokluk. Bu bizi çok üzdü. Yani gerçek anlamda ne yapılabilir diye düşündük. Açıkçası ben daha önce birkaç programımızı izlemiştim ve burada gerçek anlamda insanların hayatında çok şey değiştirdiğinizi gördüm. Sinan'la Ali için de olabilir diye düşündüm. Ve bence şu anda oradayız, o noktadayız. Yok, kaderim biraz değil mi tabii? Biz batıda yaşayanlar olarak şey zannediyoruz bu sınıf. Yoksulluk sadece
Doğu Anadolu'nun icra köşelerinde var. Oysa biz Batı Anadolu'yuz şu an. İzmir'deyiz. İzmir'e bağlı bir köydeyiz. Bunların hepsi bir şey, bir tesadüf diyemiyorum belki de. Yani Sinan'la Ali'nin hayatında olması gereken birer noktaydı ve bu noktalar birleşti diye düşünüyorum. Öğretmenin sesi bizim ışığımız oldu ve İzmir'e gittik. Köyde 3 kardeşi bulduk. Aslında onlar 4 kardeş bu olaydan etkilenen ama abla evli, onda biraz daha az görülmüş. Sinan, Ali, Selçuk ve Seçil öğretmen. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben söze gireceğim. Çocuk'a hoş geldiniz bir kere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade ederseniz hemen hocamızla Ali'nin durumunu konuşalım. Ali en küçükleri. Ali'nin henüz gözleri diğer kardeşlerininki kadar zarar görmemiş durumda ve o ışıktan çok rahatsız oluyor. Şapka ve gözlük var gözünde ama elleriyle de yanlarını kapatıyor. Onun için bir an önce Ali'nin durumunu çok kısa özetlerseniz hemen ben onu alacağım sahneden. Şimdi öncelikle hastalıktan bahsetmek lazım. Bu hastalık çok kısaca güneşe çıkan kişilerde güneşe karşı bir reaksiyon olması. Bizim normalde cildimiz güneş yani ultraviyoleden etkileniyor. Ultraviyole bizde bir hasar yapıyor cildimizde. Ama vücudumuzun temel mekanizmaları bu hasarı gideriyor. Bu günlük hayatımıza devamlı devam ediyor. Yani her güneşe çıktığımızda aslında başımıza geliyor. Evet, hasar oluyor, bizim vücudumuz düzeltiyor. Ama bu çocuklardaki bir enzim eksikliğinden dolayı bu hasar düzeltilemiyor. Ne oluyor? Gözlerde perde iniyor. Aşırı bir ışıktan rahatsızlık oluyor ve bütün vücutta gördüğünüz gibi pigmentasyon dediğimiz cilt değişiklikleri oluyor. Şimdi Ali neden bu şekilde? Ali'nin gözü daha çok fazla etkilenmediği için ışığı şu anda çok fazla hissediyor ve rahatsız oluyor. Şöyle yapalım hocam. Sizin kusura içinde... bakmayın, özür diliyorum, kestim. Çünkü dayanamadım Ali'nin bu haline. Evet. Ali'cim sen ne olmak istiyorsun? Gözlerin iyileşir. Ne istiyorsun? Futbolcu olmak istiyorsun. Sevdiğin futbolcu var mı? Şu onun gibi olayım dediğin bir futbolcu var mı? Peki hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray. Tebrik ediyorum o zaman seni. Peki burada gözlerinden rahatsız oluyorsun. Müsaade edersen biz seni alalım içeriye. Tamam mı? Bizim ışıklarımız çok yoğun. Gel böyle. Yani eşlik edelim ben sana. Ben alayım. Gel abi. Ve evet. Gel bu taraftan. Hocamın söylediği gibi Ali'nin gözleri henüz %80 görebiliyor ama evet, ışıktan da çok rahatsız, çok başında daha. Yapmış olduğumuz muayenede Ali'nin %80 görmesinin korunduğunu saptadık. Zaten İzmir gibi çok güneşli bir yerde yaşıyor. Yani orada yaşaması bile bir hata. Biz bu hastalığa XP diyoruz ama karanlığın çocukları olarak adlandırılır. Bu çocuklar genellikle Bodrum'da yaşar. Hiçbir şekilde ışığın geçmediği ortamlarda yaşarlar ve hayatları boyunca bu Bodrum'dan dışarıya çıkamazlar. Karanlığın çocukları. Karanlığın çocukları, Türkçe deyimiyle. Çok özel bir hastalıktır. 250 binde bir görülür. 250 bin. Yani bu Türkiye'de yaklaşık 280-300 kişinin gibi olması gerektiğini söylüyor gibi bize. Evet. Biz onları tabii pek sık göremiyoruz. Siz göremezsiniz. Çünkü güneşli ortama çünkü zaten çıkamıyor. Çünkü dışarıda değiller. İkincisi, birinci etapta cildi, dermatoloji hekimleri görür. İkinci etapta göz doktorları görür. Artık her şey tutulmuştur. Gözler bozulmuştur. İkinci geldiği hekim biziz. Peki, Sinan'la siz ilk defa sınıfa girdiğinizde karşılaştınız. Sinan çok yakışıklı bir çocuk. Hakikaten öyle. Ben şimdi gerçekten bakıyorum. Öyle. Ama bir şey söylediniz orada. Hiç gülmedi dediniz. Ve bakışlarını gördüm dediniz. Anlatır mısınız evet, onu bize? Evet. Yani işin aslı daha önce böyle bir profil görmemiştim. Sinan'la ilk karşılaştığımız esnada görüp göremediğiyle ilgili de kaygılarım vardı ama bunu sınıfta sormak istemedim. Çok değil, birkaç saat gözlemledim. Daha sonra Sinan'la bir köşede sohbet ettik. Neler konuştunuz? Biraz konuştuk. Hastalığından bahsetmesini istedim bana. Uzun süredir böyle olduğunu söyledi. Daha sonra izin istedim Sinan'dan. Fotoğraflarını çekebilir miyim dedim. Müsaade etti, fotoğraflarını çektim. Aynı akşam işte eve gidince Sinan'ın görüntüsüyle ilgili bir tarama yaptık internetten. Hocamın bahsettiği hastalık çıktı. İşin aslı bu beni fazlasıyla üzdü. Yani çünkü hiç bilmediğim, daha önce hiç duymadığım bir hastalık. Hocamın da söylediği gibi çok bilinen bir hastalık değil bu durum. Güneşe çıkmaması gerektiğine kanaat getirdik. O gün kendi çapımızda bir araştırma yaptık. Ben buradan çok küçük bir şey söylemek tabii istiyorum. Ki. Ben buradayım ama samimi söylüyorum.
Kiraz'da bulunan bütün öğretmenler bizi buraya ağlayarak uğurladılar. Yardımcı oldular. Herkes bir şey yaptı ve onlara birer gözlük temin ettik. Tabii işte güneşten korunmaları için güneş koruyucu krem temin ettik. Bunlar yeterli mi olmadığını gördük. Ben daha öncesinde zaten size mail atmıştım. Çok teşekkür ederim. Onlar için bir umut olacaksa, yani bir şeyler belki değişecekse onlar için ne mutlu hepimize. Onlar da çünkü yani bu ülkenin çocukları hepimizin çocukları. Mutlaka. Bir şey soracağım. Sinan sizi görebiliyor mu derste? Yani evet görebiliyor. Sinan'a sorabilir miyim? Resimde yapabiliyor. Buyurun. Sinancığım ne kadar hocayı takip edebiliyor musun tahtada yazılanları? Tahtada yazılanları göremiyorum. Göremiyorsun. Evet. Ama hocanın hareketlerini görebiliyorsun değil mi öğretmenin hareketlerini? Görebiliyorum. Peki resim yapıyor dedi öğretmen senin için. Yapıyor. Yakından mı görebiliyorsun? Evet yakından. Ne resimleri yapıyorsun Sinan? Öğretmenimizin dediği resimde yapıyorum. Evet. Resim dersinde. Evet. En son yaptı, tamamladı resmini ve ben onu eve götürdüm. Gerçekten başarılılar da. Ali de öyle. Çok yani azimli çocuklar. Bunlar hakikaten bazen bir çocuğa bir kelimeyi yazdırmakta güçlük çekersiniz. Ama Ali o haliyle Ali'leri ziyaret ettiğimiz zaman 3-4 sayfa ödev yaptı ve hiç of demedi. Ve o kadar zorlandı ki yazarken o yazıları ama çok azimliler. Yani bilemiyorum bu çocuklar yapabilecek çocuklar, başarabilecek çocuklar. Selçuk da öyle. Selçuk aslında birazcık sohbet etsin istiyorum sizinle. Biz de çok isteriz. Çünkü çok keyifli bir sohbeti var Selçuk'un. Yani 5. sınıfa kadar okumuş. Selçuk'cum sen anlat istersen ben... Hoş geldin Selçuk. Hoş bulduk. Sen neler yapıyorsun bütün gün? Paylaşır mısın bizimle? Nelerle uğraşıyorsun? Neleri seviyorsun? Ben hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Şu an çalışmıyorsun. Yok. Çalışacakken durumum yok. Gözlerdeki sıkıntıdan. Peki güneşe çıktığın zaman sen de Ali gibi etkileniyor musun? Eskiden daha mı çok etkileniyordun? Yok ben hiç güneşten etkilendim bilmiyorum yani. Hiç etkilenmedin. Peki şunu soracağım sana. Sen görmen... Başta var mıydı? Görüyor muydun? Çocukken görüyordun değil mi? Ya doğduğumda görüyormuşum ben. Sonra 2 yaşından sonraymış. 2 yaşından sonra ama sen gördüğünü hiç bilmiyorsun. Yok bilmiyorum. Peki ne olmak için... istiyorsun? Gözlerin açılsa ne yapmak istersin? Ne olacağım şu an şimdi belli değil. Ama okulum kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Peki Sinan ilk defa yüzünün güldüğünü söyledi hocam. Ama sen bize dedin ki ben hep kenarda oturuyorum ve yalnızım. Allah'tan kardeşlerin var ama doktorun programı geldi, sizi çekti. Neler hissettin? Vallahi söylemek gerekirse kendimi çok iyi hissettim. İyi yaşayacağım diye. Bir umut mu oldu yani senin için? Evet. Peki şimdi hocam... tabii ki kolay işler değil. Evet. Yani biz her türlü çabanın göstereceğine eminiz. Sizin tarafınızdan, bizim tarafımızdan. Öğretmenler zaten değil mi bir şey söylediniz? Küçük bir şey söylediniz ama söylediğiniz hiçbir şey küçük değil. İnanın öyle yani çok önemli bizim için. Peki neler yapabiliriz? Yani bu aşamadan sonra neler yapabiliriz? Tabii şimdi siz incelediniz bir de durumlarını bize anlatır mısınız? Çünkü çocukların görmelerini her üçünün de görmesine baktınız. Ne kadar görüyorlar? Şimdi ortanca galiba değil mi? Evet Sinan. Sinan'ın görmesi %5. Yani %95 kayıp var. Büyük çocuğun görmesi %1, %99 kayıp var. Yani annesi tuvalete götürüyor. Zaten dışarı çıkamıyor. Elinden tutarak bu işlemleri yapabiliyor. Yaş arttıkça da görmeler bozuluyor bu hastalıkta. Ali'de durum nasıl? Ali en küçük. Ali şu an ışıkla, ultraviyoleyle en az temas eden kişi olduğu için %80 görmesi var. Ama ultraviyoleyle temas etmeye devam ederse aynı şekilde o da... Şu anda muayenenizi görüyoruz. Evet, sizin o ölçümleri yaptığınız görme. Peki şunu soracağım. Acaba Ali korundu da mı bu yaşa kadar böyle kaldı? Çünkü Selçuk diyor ki 2 yaşından beri kendi hatırlamıyor bile gördüğünü. Onun 2 yaşında tamamen gitmiş. Tabii görmesi. Şimdi aile bu hastalığın ne olduğunu bilmiyor. Kimse bilmiyor. Çocuk güneşe çıktığı zaman ciltte değişiklikler başlıyor. Görme gidiyor. Bunu bilmiyorsunuz. Ancak doktora götürdükten sonra bir hastalık olduğunu söylüyorsunuz. Diyorlar ki güneşten koruyun.
Ali'yi o nedenle koruyorsunuz. Ali'nin gözü o nedenle daha sağlıklı şu anda. Ve yaşı da küçük olduğu için sağlam bir göz gittikçe bozulduğunu da düşünürsek şu anda görme potansiyeli en yüksek olan çocuk o. Koruyarak ama, gidebilir mi hep tabii, böyle? Koruyarak gidebilir. Şimdi ben kendi ülkemden örnek vermek isterdim ama maalesef bu çocuklar için Türkiye'de yapılmış bir şey yok. Amerika'dan örnek vereyim. NASA çocukları denilen bir projeleri var. Bu çocuklar aynen astronot elbiseleri gibi elbiseler giyerler. Görüntülerini belki alabiliriz ekrana. Güneş korumasına olan evet, özel elbiseler. Hiçbir onlar ultraviyolenin geçmediği elbiseler giyerler ve bu şekilde futbol oynarlar, rugby oynarlar sahada. Tabii bir astronot elbisesiyle ne kadar oynayabilirsiniz? Ve hep aynı çocuklar aynı ortamdadır. O yüzden sosyal gelişimleri ve zekaları da beraber yürür. Şimdi bu çocukları tecrit ettiğiniz zaman nasıl bir temas alacaklar? Nasıl bir çevresel faktör olacak ki? Olamaz. Kendilerini geliştirir. Bakın ekranda görüyoruz. Evet, bir fotoğrafını görüyoruz. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi çocuğun gözleri son derece sağlıklı. Bakın hiçbir şey yok. Dilinde de yok. Evet. Niye? Çünkü ultraviyoleden korumuş onu. Hiç güneş görmemiş. Yani. Görmemiş. Aslında. Aslında bu genetik bir hastalık. Bizde genetik hastalığın çözümleri ilk yaş içerisinde yapılabilirse bu hastalarda, daha çocuğun hastalıkları dışarıya çıkmadan genetik çözümler yapılabilirse zaten bu hastalığın ne olduğunu söyler hekim. Ve ondan sonra bu koruma programları bu çocuklar alınabilir. Tabii bu o zaman bu durumda sadece aileden geldiği bilinerek evet, araştırılması gerekiyor. Yoksa bir çocukta ortaya çıkmasının belirtileri nedir? Ne zaman ortaya çıkar? Şimdi ondan evvel doktorum şöyle bir şey anlatayım ben. Sizlerde yok, niye bu çocuklarda var? Yani kimse kusuruma bakmasın. Ben her yerde doğruları söyleyen bir ekibim. Siz söylemeden ben söyleyeyim mi? Daha doğrusu evet, ailemizle konuşayım mı? Çünkü biz size geldik. Peki, böyle söyleyeyim, böyle çocuklarımız var dedik. Siz dediniz lütfen ilk olarak bunu sorun. Sorduk ve ne yazık ki bu cevabı aldık. Ya daha çocukları anneniz görmeden onun öyle olduğunu ben size söylemiştim. Evet. Anneniz burada yanınıza gelsen. Merhabalar efendim Ayşe Hanım. Hoş geldiniz siz de. Ayağı alabilir miyim sizi? Sizin de şöyle kalabilirsiniz. Eşinizle ne kadar zamandır evlisiniz? 24-25 sene oldu. 24-25 sene. Kaç evladınız var? 7 tane. 7 tane. Bir kızınız olduğunu söylediniz. 3 evladınız. Oldu. Onda da aynı problem var. Ama var, o evli ve daha az sıkıntısı onda var. Onda az. Onun gözlerim şey yok. Peki 4 çocuğunuzda bu sıkıntı var? 4 çocuğumuz bunda var. 3 çocuğunuzda? Onlar yok. Onlar sağlıklı hiçbir şeyler yok. Onlarda bir şey yok. Onlarda bir şey yok. Peki hocamızın bize sor dediğini sorayım mı size müsaade ederseniz? Eşinizle bir akrabalık var mı aranızda? Var. Amca kızınız. Amca çocuklarısınız. Amca çocukları. Kuzensiniz yani. Kuzen. Peki hiç aklınıza geldi mi evlenirken? Yıllardır biz programlarda söylüyoruz ama yani kusuruma bakmayın ben size soruyorum ama aslında herkese sormak için soruyorum. Tabii. Akraba evliliklerinden bir takım ziyan, zarar olabilir çocuklarda diye. Hiç böyle bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? Televizyonda duyduk ama önceden bilmiyorduk. Başınıza gelene kadar başımız gelene kadar bilmiyorduk. Peki bu sıkıntının sebebini hocamıza sorduğumuzda ilk sorunuz bu olsun demiştiniz ve biz akraba evliliğiyle karşılaştık ne yazık ki. Evet maalesef. Peki kirazda yaşıyorsunuz. Kiraz yaşıyoruz. Çocuklarınıza siz bakıyorsunuz. Siz bak, ben kendim bakıyorum çocuklarıma. Bir en büyük çocuğunuzun gözleri %1 görüyor. Yani her şeyle siz ilgilenmek zorundasınız. Tabii. Sinan okula gidiyor. Okul gidiyorum. Ali şu anda en iyi görünen ama Ali de herhalde yine sizin yardımınızı almadan. Ha, benim yardımla gidiyor. Yaptığı şey hep ben yapıyorum. O öyle gidiyor okula. Okula gidiyor. Tabii gidiyor. Çok korunması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir kere sevgili öğretmenimizin sayesinde bu aileye ulaştık ama şunu söyleyelim. Artık Türkiye'de bu çağda özellikle aileden gelen hastalıklar bir, iki, evet, bir çocukta olan, ilk çocukta olan hastalıklar genetik yönden araştırılıp tespit edilip bir dahaki çocuklarda olmaması sağlanabiliyor. Bu elimizde imkanı olan bir şey. Lütfen bunu atlamayalım. Yani ilk çocuğunuzda eğer bir problem varsa mutlaka doktorlara gidin ve genetik yapısı varsa altyapısı bu çözümlenip, hocamızın dediği evet, gibi çözümlenip bir sonraki çocukta olmayan çocuğu elde etmenin yolu var. Yani bir sonraki artık çocuklarda aynı hastalığı taşımanın hiçbir gereği, hiçbir anlamı yok. Şimdi peki, öncelikle %1, %5 ve %80 görüyor.
şeyden başlayalım, Ali'den başlayalım. Ali'yi korumak için bundan sonra ne yapmamız lazım? Yani bizim elimizde o gördüğümüz NASA kampı yok. Evet. Bizim elimizde o giysiler de yok. Bir gözlüğümüz var, o da yeterli olurmuş. Neler yapabiliriz? Birincisi sizin yapacak olduğunuz şey, böylesine güzel bir program yaptınız. Teşekkür ederiz. Halkımız için de size teşekkür ederiz. Bazı insanlara buradan bir sinyal gitti. Böyle bir kamp bu çocuklar için yapılabilir. Bu birincisi, bunu zaten başlatmış oluyoruz. Eğer böyle bir şey yapılırsa ilk bu muhteşem bir şey olur. Burada ağırlayacağız. Çocuklarımız da yalnız kalmasın. İkincisi, görme için neler yapabiliriz? Şimdi çok kısa bir şekilde bir tıbbi bilgi vereyim. Vücudumuzun her tarafında kök hücreler var. Kemikte var, işte karaciğerde var, gözümüzde var. Ultraviyole bu çocukların kök hücrelerini öldürüyor. Gözün kök hücresi öldüğü için kornea dediğimiz gözün ön saydamı kendini yenileyemiyor. O yüzden çocuklar görmüyor. Yani gözünün önünde korneadan dolayı kaynaklanan perde var. Biz bu perdeyi değiştirebiliriz. Bu da kornea nakli dediğimiz keratoplasti. Halk arasında göz nakli diye geçer ama gözün kendisinin nakli kesinlikle yoktur. Kornea tabakasının nakli vardır. Bunu yapabiliriz bu çocuklara. Bunun için de birinci derece akrabası olan annesinden, babasından ve sağlam çocuklardan kök hücre alıp gözüne ekmek zorundayız. Kök hücreyi sağlam kök hücre. Olan anne baba ve diğer kardeşler evet, birinden alarak. Bir en kişiden alıp siz. Bir kişiye, diğer kişiden alıp diğer kişiye. Hani bir verici bir alıcı şeklinde. Çünkü alacak olduğumuz kök hücrenin de aldığımız kişiye zarar vermemesi için az miktarda alınması gerekiyor. Bu yöntemi biz en büyük çocukta, yani en az gören çocukta başlatacağız şimdi. Selçuk'ta. Bir gözüne kök hücre nakli yapacağız. Dün annesinde konuşuldu. Annesinin izni var. Kendisine alacak olduğumuz kök hücreleri gözüne ekeceğiz. 3 ay onun yeşermesini, yetişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra tuttuysa kornea nakline geçeceğiz ve böylece Selçuk'a görme kazandıracağız. Bütün planımız bu. İnşallah. Ben Seçim Öpey'in yüzüne bakıyorum evet, şimdi. İnşallah. Siz ilk defa duyuyorsunuz bunu değil mi? İnşallah. Çok mutluyum. Yani hocam bu konuda Türkiye değil, yani Avrupa'nın, dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesidir. Yani bizim tecrübemiz, yeteneğimiz bu konuda gerçekten çok üst düzeydedir. Bir kere kök hücrenin en ileri olduğu konulardan biri herhalde bu kornea evet, hatırlarsanız naklinde. Biz geçen sene size canlı cerrahi kök hücre nakli yaptık. Evet, evet. Bir hastamızı kök hücre nakli yaptık ve o hasta %5 görüyordu, şu an %70 görüyor. Muhteşem bir yani şey. Yani kaç katına çıktı. Resimlerini alabilir miyiz acaba? Barkoda var şu anda. Bu evet. Ameliyattan önceki hali, gözün önündeki saydam tabakanın tamamen mat hale gelmesi ve yüzde kaç görüyordu o zaman? %5 görüyordu. %5 görüyordu. Yani Sinan'ın durumuyla aynıydı. Aynı. Sonra %70 oldu. %70'e çıktı şu an. Ameliyat sonrasını görelim. Bakın gözün içi, rengi, ortasındaki siyah noktası hepsi çok net bir şekilde gözüküyor. Gerçekten çok müthiş bir işlem. Peki bir sonraki aşamayı bir da ben hastamız sorayım. Daha var. İsterseniz onu da bakalım. Peki, geçebilirse bakalım. Barkodan. Bakın bu da bir kök hücre yetmezliğine bağlı olarak gözün ön tarafındaki epitel dökülmesi. Yani cildimiz nasıl elimizden dökülür? Burada da korneadan dökülüyor. Bir sonrasını alalım. Bakın bu da kök hücre naklinden sonraki. Tamamen şey normal göz gibi olmuş. Bu da bir yabancı bir hasta. İrlanda'dan gelen bir hastaydı. Yurt dışında tedavi olamadı. Türkiye'de bu tedavi kendisine sağlanmış. Şimdi Selçuk'a yapacağınız bir gözünü yapacaksınız. Bir gözünü yapacağız. Anneden kök hücreyi alıp evet. Selçuk'a nakledeceksiniz. 3 ay onun yeşermesini tabiri caizse bekleyeceksiniz. Evet. İlaçlarla besleyeceğiz, tutmasını sağlayacağız. Tutarsa kornea nakline geçeceğiz. Tutarsa kornea nakli peki sonra? Yaklaşık 15 aylık bir tedavi altında olacak çocuğumuz. Ben Sinan'ı ve Ali'yi de merak ediyorum. Şimdi şöyle, birinci çocukla başarılı olursak diğerlerine de aynı tedavi yapacağız. Çünkü tıbben üçünü aynı anda yapmamız bizim için hatadır. Niye? Bir çocukla başarılı olmuyorsa diğerlerinde de yöntem değiştirmek gerekebilir. Yani adım adım gitmek gerekir. Tıp böyle kafadan atılarak yapılacak olan bir iş değil. Muhakkak sağlam bir zemine oturmamız lazım. Ki ben birinci çocukla başarılı olabiliriz diye düşündüğüm için İnşallah. Onu yapıp diğerlerine soralım. Levent Hocam, bir de Selçuk'a soralım. Selçuk ne diyorsun? Yüzün gülüyor biraz. Evet. Yüzüm gülüyor. Ha? Yani böyle bir şeye hazır mısın? Böyle bir şey yaptırmaya hazır mısın? Hı hı. İstiyor musun? Evet. Çünkü bir operasyon olacak ve uzun 15 ay süren bir tedavi, yani bir yıldan uzun bir tedavi süreci olacak. Ama herhalde bugünkü durumdan iyidir diye düşünüyorsundur diye düşünüyorum. Tabii destek tedavileri gerekiyor. Bizim ameliyatı yapmamız yeterli olabilir ama ultraviyoleden yine korumamız gerekiyor. Dün bu amaçla biz
önemli birkaç optikçiyle görüşerek ultraviyole gözlükleri ayarladık çocuklara. Ne yandan, ne üstten, ne alttan geçirmeyecek. Ancak görmüşsünüzdür basketbolcularda böyle bir sporcu gözlüğü vardır. Onun biraz daha değişik bir tarafını takarak ameliyat sonrası hiç ultraviyolenin gelmemesini sağlayacağız. İlk etapta yaptığımız iş, üçüne de özel hiç ultraviyole ışığını geçirmeyen gözlükleri yaptırıyoruz evet. Şu anda. Ve onlarla tamamen ışıktan tecrit olacak gözleri. Ameliyattan sonra Selçuk'un gözü yine de etkilenecek midir ışıktan? Işıktan yine etkilenecek. Bu ömür boyunca korunması gerekecek. Ama çünkü gözlükler çok önemli. Evet. Bir hayli gelişmiş olabilecek belki de. Evet. Peki, öğretmenim. Da sizi tanımak o kadar mutlu etti ki bizi. Ben yani de burada olmaktan çok mutluyum. Oradan, İzmir'den, Kiraz'dan. Tarif edemem, çok mutluyum gerçekten. Onlar kadar heyecanlıyım, öyle söyleyeyim. Sizin evladınız var mı? Yok, henüz yok. Aslında pek çok evladınız var. Ama. Evet, evet. Yani bilemiyorum. Belki de o, yani kadınlarda muhtemelen böyle bir durum var. Yani içgüdüsel olarak bir anaç, daha anne gibi yaklaşan bir tavır var herhalde. Ben hemen şunu söyleyeyim. Ali burada otururken, içerideyken ve bekleme odasındayken öğretmenimizin nasıl anne gibi ona her anlamda yardımcı olduğuna birebir gözlerime şahit oldum. O yüzden bu öğretmenliğin dışında gerçekten bir anaç tavır. Evet, yani, bütün öğretmenlerimiz. Evet, evet, hakikaten öyle. Yani onlar mutlu olunca biz mutlu oluruz. Şimdi bizim hakikaten öğretmenlik işinin karşılığı yok. Karşılığı, tek karşılığı var çocuklar. Karşılığı ne biliyor musun? Ya çocuklar gülüyorsa biz mutluyuz. Ben, çocuklar memnunsa biz memnunuz. Ne güzel. Ben hala ilkokul öğretmenimi hala ara sıra telefon eder, konuşuruz ve ondan sonra kim bilir kaç öğretmenim oldu. Yani işte ortaokul, lise, üniversite bilmem ne, ihtisas bir sürü insan geçti. Hala en kutsalı, benim için en önemlisi odur. Hatice evet. Üstün daha unutmadığım bir isimdir. O da benim ilkokul öğretmenim. İyi öğretmenler. Zinet Tunçkol benimki. Herkes hatırlar. Halime Ünal. Yani saygılarımı sunuyorum. Biz de öyle saygılarımızı sunuyoruz. Bakın 4 kişi ilkokul öğretmeninin adını sayabiliyor. Biliyor çünkü. Unutulmuyor isimleriniz, değerli öğretmenlerimiz. Siz bugün çok özel bir şeye vesile oldunuz. Yalnız bu görüntülerde bir şey daha vardı. Biz geçtiğimiz günlerde bu hafta içinde Ağrı'ya gittik, Patnos'a gittik. Oradaki öğrencilerimizin yine bir öğretmenimiz bizden sağlıkla ilgili bir takım şeyler istemişti. Oysa biz bambaşka bir hale getirdik. Çok da mutlu olduk. Şimdi Batı'yı hep daha gelişmiş, daha farklı görürüz ya. Gördünüz, izlediniz görüntüleri. Batı'da da bazı yerler çok gerçekten ihtiyaçlı durumda. Evet. Siz öyle bir yerden geliyorsunuz. Evet, ki. Evet, evet. Yani Kiraz ilçesinde Örencik köyündeyiz biz. Bu arada ekibinizde çalışan bütün arkadaşlara gönülden teşekkür ediyorum. O kadar samimi yaklaştılar ki benim gibi, diğer öğretmenler gibi hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim köyümüz ulaşımı neredeyse, yani öğrencilerin birbirine ulaşımı yok. Bir dağ köyü ve bu dağda işte tepede bir ev, 2 kilometre aşağısında başka bir ev, tepenin ardında başka bir ev, birbirine yakın evler değil. Çocuklar bir arada oyun oynayamıyorlar. Yani komşusunun çocuğuyla çıkıp oynama şansı yok hiçbir çocuğun. Çünkü hepsinin birbirine evleri çok uzak. Onların tek sosyal ortamı, işte bakanlığımızın temin ettiği araçlar var. O araçlar bütün köyden, bayırdan öğrencilerin hepsini topluyor ve bizim okulumuza getiriyorlar. Çocuklar arkadaşlarını sadece okulda görüyorlar. Arkadaş nedir? Okulda olanları biliyorlar. Onlar için okul, eğitimhane, toplanma yeri, eğlenme yeri, sosyal gelişim olduğu tek şey, yer. Her şey. Yani okul o köy için her şey. Bu da çok önemli bir şey. Yani okul sadece onlar için eğitim yuvası değil. Yani hayatlarında birçok şeyi değiştiren bir kurum da diyebiliriz. Bir şey merak ediyorum. Ben şimdi Sinan için soruyorum. Hı hı. Selçuk çünkü evde. Evde. Ama Sinan okula gidip geliyor. Evet. Her ne kadar gözleri artık çok fazla rahatsız olmasa da tabii cilt problemleri var. Bu araç evden alıp sizin kapınıza kadar mı getiriyor yoksa güneşe maruz kalıyor mu? Yani şöyle, biz tabii mümkün olduğu kadarıyla okulda da tören olduğu zaman hava güneşliyken,
törende tutmuyoruz Sinan'ı. Muhakkak gölgede oluyor. Okulun içine alıyoruz. Oynarken bütün öğretmenler işte bazen terliyor, gömleğinin kollarını katlıyor. Sinan gömleğinin kollarını açıver. Biraz daha gölgeye geç. Yani tabiri caizse Sinan'a hep bir yerden bir yere böyle gölgeye doğru... Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Buyurun. Ultraviyole öyle bir ışın ki... Evet. Elbise de... Her yerden elbiseden ve de yerden de yansıyan... her türlü yerden gelebilen... Yani onlar için hakikaten ciddi bir karanlık çok şart değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi biz ona karar veremedik Aytuğ Bey. Tabii yani, tabii yardım almanız gerekiyor. Evet. Mutlaka. Uzmanlarıyla çok haklısınız işte hocam. Siz buraya kadar getirmişsiniz. Yani tüm Türkiye size teşekkür etmeli. Gerçekten yani, öyle. Bu çocukları oralardan çıkartıp buraya getirmek çok zor bir şeydir. Kesinlikle. Bir de hocam şuna karar veremedik. Yani okula devam edip sosyal ortamında çocuk devam etmeli mi? Yoksa bahsettiğiniz gibi onları da evden hiç dışarı çıkarmamalı mı? Dediğim gibi hani bir komşu gibi hiçbir şey düşünmeyin. Bir tepede sadece bir ev düşünün ve başka o evin etrafında tavuklardan, kuş sesinden başka hiçbir şey yok. Okula mı gelmeli, evde mi kalmalı? Biz buna karar veremedik. Sosyal hayatı da olsun istiyoruz onların, eğlensinler, çocuk gibi oynasınlar da istiyoruz. Ama diğer taraftan da tabii ki en önemlisi sağlıkları da olsun istiyoruz. İkisi bir arada çok zor. Evet. Bunu mutlaka tabii bizim doktorum ailesinde birçok cilt hekimi var. Onlarla da konuşalım. Belki cildi korumaya yetecek bazı kullanılacak malzemeler vardır. Bunları elde ederiz, onları veririz. Hiç olmazsa okul hayatını sürdürmesini sağlayabilecek kadar bu malzemeyi sağlarsak o zaman bunu gayet rahat gider gelir. Çünkü kimseyi o hayattan mahrum etmeye hakkımız yok. Siz bize yeni bir kapı açtınız ve ailemizin... Sizler de öyle yaptınız. Sizler de öyle yaptınız. Siz bize kapı açtınız gerçekten. Yani biz o kapının yerini bilemezdik ki. Siz bize yol göstermeseydiniz. Sağ olun. Hocamızın söylediği kök hücre tedavisini nasıl bulacaklar, yapacaklar? Biz onları nasıl bulacağız yapmak istesek bile? Seçil öğretmen. Hocam da çok sağ olun. Siz de çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yani çocuklar adına, öğretmenlerim adına bilmiyorum yani söyleyecek söz bulamıyorum. Yaşınızı bilmiyorum. Söyleyeyim. Ama o kadar büyüksünüz ki bizim gözümüzde. Çok sağ olun. Yaşla ilgili değil. Sizi çok ve bütün öğretmenlerimizi. Çok teşekkür ederim. Alkışlıyorum.